May the Force be with you. 4 Mayıs Star Wars günü. The Force is with you, young Skywalker. Star Wars hayranlarının Star Wars kültürünü ve filmi anmak için gayri resmi olarak tatil ilan ettikleri gündür. Star Wars hayranları tarafından kutlanan bugün de Star Wars kültürünü ve filmi anmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 1977 yılında yayınlanan ilk filmden bu yana bir kült haline gelmiş olan Star Wars filminin hayran sayısı her yeni jenerasyonla artmaktadır. Star Wars gününün 4 Mayıs'ta kutlanmasının herhangi bir nedeni bulunmuyor. Tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. Anakin, may the force be with you. May the force be with you, master. 4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş May the Force be with you repliğinin bir kelime oyunuyla May the Force be with you şeklinde okunması dolayısıyla Star Wars günü olarak kabul edildi. Luke Skywalker günü olarak da bilinir. Yıldız Savaşları George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış kurgusal bir evren ve markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de Star Wars ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Star Wars serisi toplam 9 filmden oluşmaktadır. Filmin ilk üçlemesi 4. bölümden başlayıp 5 ve 6. bölümler olarak devam etmiştir. 6. bölümün yayınlanmasından 16 yıl sonra 1. bölüm çekilmiştir. Audrey Hepburn 4 Mayıs 1929 doğumlu İngiliz Hollandalı sinema oyuncusu, Hollywood yıldızı ve moda ikonudur. Hepburn çocuk yaşlarda annesi ve üvey babasıyla birlikte Nazi işgali altındaki Hollanda'ya göç etmek zorunda kaldı. Burada oldukça zor bir çocukluk geçiren Hepburn'un sinemaya büyük ilgisi vardı ve oyuncu olmanın düşlerini kuruyordu. Savaşın bitmesinden sonra Londra'ya gidip bir bale okuluna yazıldı ve bir süre sonra modellik yapmaya başladı. Oyuncu olabilmek için İngiltere'ye giden Hepburn, ilk filmi Young Wives Tale'da rol aldığında 22 yaşındaydı. 1952'de rol aldığı Roman Holiday ile büyük başarı kazandı. Bir prensesi canlandırdığı Roman Holiday, Hepburn'un ilk başrolüydü. Ve Gregory Peck ile birlikte rol aldığı film sayesinde en iyi kadın oyuncu akademi ödülünü kazandı. Bu ödül onu bir anda yıldız mertebesine yükseltti. En çok bilinen filmi Breakfast at Tiffany's'dir. Caprilerin en çok yakıştığı, büyük gözlüklerin kimsede durmadığı gibi durduğu, o kalın kaşları ve masif perçemleriyle dünyanın en güzel ve ikon kadınlarından biriydi Hepburn. Margaret Hilda Thatcher 13 Ekim 1925 doğumlu Britanyalı siyasetçi. Birleşik Krallık'ta en uzun süre başbakanlık yapan kişi ve ülkenin ilk kadın başbakanı. Yakın tarihte ülkeyi en çok etkileyen kişilerden oldu. Uyguladığı politikalar nedeniyle hem büyük destek gördü hem de ciddi bir muhalefetle karşılaştı. İngiltere'de küçük bir şehirde yaşayan, inançlı bir protestan esnaf ailesinden geliyordu. Gençliğinde parlak bir öğrenci olduğu gibi, muhafazakar bir öğrenci derneğinde siyasi etkinliklerde de bulundu. Muhafazakar partiye genç yaşta üye oldu, zengin bir iş adamıyla evlendi. Thatcher, 1975-1990 arasında muhafazakar parti başkanlığı, 1979-1990 arasında da başbakanlık yaptı. 1979 ilkbaharında yapılan genel seçimler sonucunda Muhafazakar Parti Avam Kamarası'nda 43 sandalyelik çoğunluk yakaladı ve Margaret Thatcher başbakan seçildi.